Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, Nagen hocamız Vainetim e, 7 güzel sorunun çözümünü yaptı. Bize pas attı. İnşallah biz de 8 güzel soru devam ettirelim. Buradan da e, Duman Akademi Osman hocamıza selam gönderelim. İnşallah o da sizler için güzel soru çözümleri yapsın arkadaşlar. sene selam olsun buradan. E, bakalım ilk sorumuza. Gerçek sayıları tanımlı fx eşittir. x küp eksi 3x kare artı bir fonksiyonun üzerindeki noktalardan çizilebilecek en küçük eğimli teğet doğrusunun Eğimi kaçtır diye sorulmuş e, verilen bir eğri var bunun üzerindeki noktalardan çizilebilecek en küçük eğimli teğet doğrusunun eğimini arıyoruz arkadaşlar normalde biz bu eğimleri türevden yakalıyorduk. Dolayısıyla bence verilen fonksiyonun türev üzerinden yorum yapmamız gerekir. Gelin bir f türev x'i hesaplayalım. F türev x dedik ne geldi arkadaşlar? 3x kare eksi 6x gelmiş oldu. İşte biz buraya apsislerimizi x'lerimizi yazarak eğimlerimizi o apsislerden çizilen teğetlerin eğimlerini yakalamış olacağız. İşte yakalayacağımız bu eğimin en küçük olmasını istiyoruz. Bakın biz buradan teğet eğimini yakalayacağız. Bunun en küçük olmasını istiyoruz. Aslında bu fonksiyonu bir g fonksiyonu gibi düşünürsek aslında biz gx eşittir 3x kare eksi 6x fonksiyonunun en küçük olduğu yeri arıyoruz. Yani yukarıdaki fonksiyonu hiç vermeyip gx eşittir 3x kare eksi 6x fonksiyonunun en küçük olduğu e, durumda o en küçük değeri kaçtır diye sorsaydı yine türevi üzerinden giderdik değil mi? Çünkü türevinin sıfır olduğu yerlerde yerel minimum yerel maksimum yakalayabiliyorduk. Türevinin sıfır olduğu yerleri yakalamaya çalışabilirdik. Biz bunun türevini alırsak arkadaşlar ne gelecektir? Yani şuradan bir daha türev alırsak 6x eksi 6 eşittir sıfırdan x eşittir 1 gelmiş olur. Bir tablo yaparsak 1 dedik. Artı eksi koyduk. Bakın azaldı arttı. Demek ki bu fonksiyonun en küçük değerini aldığı noktanın apsisi neymiş arkadaşlar? 1'miş. Yani aslında bizden f türevin türevi istenmiş arkadaşlar. Onu sıfır yapan noktayı bulmamız istenmiş. E bu durumda bize bu eğimin en küçük değeri soruluyordu. Eğimi biz türevden hesaplıyorduk. Türevi en küçük yapan değeri 1 olarak bulduk. O zaman türev fonksiyonumuzda 1 yazarsak yani f türev 1'i hesaplarsak aradığımız en küçük eğim değerini bulmuş oluruz. Bu da bize 3 eksi 6'dan kaçı verecektir? Eksi 3'ü verecektir. Doğru cevabın b şıkkı eksi 3 olması gerekir ya da şöyle de düşünebilirdik biz şu fonksiyonun en küçük olmasını istiyoruz bu fonksiyonun e, kolları yukarı doğru olan bir parabol olduğunu görüyoruz arkadaşlar kolları yukarı doğru olan bir parabol en küçük değerini tepe noktasında alacaktır tepe noktasını eksi b bölü 2a'dan bulabiliriz eksi b bölü 2a dediğimizde 6 altı bölü 6'dan 1'in geldiğini görüyoruz bakın 1 burada bizim bulduğumuz değer yine asıl fonksiyonumuzda 1 yazarak eksi 3'e ulaşabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Ee, endemik yayınlarından güzel bir trigonometri sorusu sizler için çözmeyi anlatmaya çalışalım. Yukarıdaki O merkezli birim çember DB doğrusuna B noktasında T'tir. Ee, yani şuranın kaç derece geleceğini söyleyebiliriz. 90 derece geleceğini söyleyebiliriz. EC dik olarak verilmiş. Dolayısıyla buranın da 90 derece geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani şunların birbirine ne olduğunu söyleyebiliriz. Paralel olduğunu söyleyebiliriz. DAB açısı X olarak verilmiş. Buna göre EC uzunluğu x cinsinden nasıl ifade edilebilir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar e, elimizde birim çember var. A o'nun da bir olduğunu, O B'nin de bir olduğunu söyleyebiliriz. Aslında ilk aklımıza şu gelebilir. Şuradaki çember e, üçgene odaklanırsak, şu karşısı iki tanjant x gelecektir. Çünkü karşı bölü komşu bize tanjant x'i vereceği için e, burada iki olacağı için bizim buraya ne yazmamız gerekir? İki tanjant x yazmamız gerekir diye düşünebiliriz. Ama sanırım şuradan gidersek daha rahat olacaktır. Hani buradan da ilerlenebilir ama ben diyorum ki bu tip sorularda ikizkenarlıktan faydalanmak aklımızda olsun. Ben E'den O'ya bir birleştirelim diyorum şöyle. Çünkü bu bizim yarı çapımız gelecektir. Bu da bir birimdir. Yarı çaplar birbirine eşit olduğu için burada bir x kenar üçgen elde ederiz. Şuradaki açımızın ne geldiğini söyleyebiliriz. X geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle biraz da yaklaştırayım. Evet. Şimdi burası x geldi. X artı x'ten şuradaki açımızın ne geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 2x geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi burayı 2x elde ettik. Zaten birim çemberde en çok kullandığımız şey şuydu. Elimizde şöyle birim çember olsun. Diyelim ki şöyle çemberimizi çizdik. Şuradan biz 2x diye bir açı almışız. Burası 2x ise alfa da olabilir. Fark etmez. Şuradan biz dik çektiğimizde hipotenüsümüz 1 olduğu için 2x'in karşısı bize sinüs 2x'i komşusu ise neyi veriyordu arkadaşlar? Kosinüs 2x'i veriyordu. Burası alfa ise karşısı sinüs alfa komşusu da kosinüs alfa gelmiş oluyordu. Burada demek ki ben şu e'den aşağı doğru dik çekersem arkadaşlar orada yaptığım gibi yani ben burada bir dik üçgen oluşturursam şu tarafta 90 derece gelirse şu içteki açın 2x olduğunu bildiğim için 2x'in karşısı yani şu uzunluk sinüs 2x gelecektir. Şuradaki komşu kısım ise ne gelmiş olacaktır arkadaşlar? kosinüs 2x gelmiş olacaktır. Aynı buradaki gibi. E buradaki uzunluk kosinüs 2x. Buranın tamamının ben 1 olduğunu biliyorum. O zaman şu yan tarafa şu araya arkadaşlar 1 eksi kosinüs 2x'in geleceğini söyleyebiliriz. Bize ne sorulmuş? EC sorulmuş. Buradaki paralelliklerden ötürü şuradaki 90'lardan ötürü biz burada bir dikdörtgen elde ettiğimizi. Yani şu bizim altta bulduğumuz 1 eksi kos 2x'in aslında EC'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar yani biz 1 eksi kos 2x'i bulursak EC'yi de bulacağımızı söyleyebiliriz. Peki burada ne yapacağız? İşin içinde 1 var. Cos 2x var. Cos 2x olması önemli değil. Cos x varsa bile ya da cos 3x, cos 4x fark etmez. Benim aklıma gelen şunu yarım açı üzerinden 1 eksi 2 sin kare x olarak yazmak. Çünkü buradaki birler birbirini götürsün. Eksi eksi artı yapsın ve elimizde ne kalmış olsun? 2 sin kare x kalmış olsun diye arkadaşlar. Demek ki şuradaki şu aradaki uzunluk neye eşitmiş? 2 sin kare x'e eşitmiş. E burası da bize AC vereceği için doğru cevabın e şıkkı 2 sin kare x geleceğini söyleyebiliriz. E, elimizde eğer örneğin Cos işte 4 alfa eksi gibi bir, bir gibi bir şey varsa bu sefer de yine bu 1'i yok etmek için ne yapacağız bu sefer? 1'in ee, gitmesi için arkadaşlar ya da burası artı olsun örneğin. 2 cos kare 2 alfa eksi 1 yazacağız ki şuradaki 1'ler birbirini götürsün. Elimizde 2 cos kare 2 alfa kalsın. Aklımızda bulunsun 1'leri yok etmek adına cos'ün üstte yarım açı hep kullanabiliriz. Arkadaşlar doğru cevap E şıkkı geldi. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur. Endemik yayınlarıyla devam edelim arkadaşlar. Fx büyük Fx bölü mutlak x artı 2 küçüktür Sıfır eşitsizliğinin çözüm kümesi 2,5 açık aralığı olduğuna göre F1 aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş bize. Baktığımızda paydamızda mutlak x artı 2'nin olduğunu görüyoruz. Mutlak x'in alabileceği en küçük değer 0'dır. Sıfıra 2 eklediğimizde paydamızda elde edebileceğimiz en küçük değerin 2 olduğunu yani paydamızın daima pozitif geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Paydamız pozitif gelmiş ama Fx bölü pozitif pozitif bir değer sıfırdan küçük gelsin istenmiş. Bunu veren aralığında 2,5 açık aralığı olduğu söylenmiş arkadaşlar. Demek ki paydamız pozitifken ifademizin sıfırdan küçük olması için fx'imizin negatif geleceği en geniş aralık 2,5 açık aralıymış diyebiliriz. Paydamız daima pozitif. E buradaki negatiflik nereden gelecektir? Payın negatifliğinden. Payın negatif olduğu aralıkta bize 2,5 olarak verilmiş. Bir sayı doğrusu çizersek şurada 2'yi burada 5'i işaretlersek arkadaşlar. Demek ki bu aralıkta bizim fx'imiz sıfırdan neymiş? Küçükmüş. Bunun dışında 2 ve 5 açık aralığının dışında fx'imiz sıfır da olabilir. Pozitif de olabilir. Ona emin değiliz. Biz sadece fx'in 2,5 açık aralığında negatif olduğunu biliyoruz. Peki bize ne sorulmuş? F1 sorulmuş. Bakın 1 2'nin sol tarafında kalıyor. Yani şu bölgede kalıyor arkadaşlar. Burada F1'in kaç olabileceği bize sorulmuş. Biz burada Fx'imizin kesinlikle sıfırdan büyük veya sıfır olabileceğini biliyoruz. Çünkü Fx'in negatif olduğu tek aralık 2,5 açık aralığıydı. Dolayısıyla F1 olarak bulacağımız değerin ya sıfırdan büyük ya da arkadaşlar sıfıra eşit gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Şıklara baktığımızda 4 tane negatif değer verilmiş. Sadece 5'in pozitif olarak verildiğini. Dolayısıyla Dolayısıyla doğru cevabın aşık olacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar endemik yayınlarından devam ediyoruz. Ee, fx fonksiyonu verilmiş. mx kare artı 2 mx eksi 15 parabol olarak. ab 8 birim olduğuna göre m kaçtır diye sorulmuş. Aslında burada küçük bir hatırlatma da yapmış olalım. ab dediğimiz kısım aslında fx'in kökleri arasındaki uzaklıktır. Yani biz burayı mutlak değer x1 eksi x2 olarak düşünebiliriz. Mutlak değer x1 eksi x2'nin kaç geldiği söylenmiş bize burada. 8 geldiği söylenmiş. Hemen e, parabolde kökler arası uzaklıkta kullandığımız bir form formül vardı onu hatırlayalım. Neydi? Kök delta bölü mutlak a. Kök delta bölü mutlak a'nın burada bize kaçı vermesi gerekiyormuş? 8'i. Peki burada kök delta hesaplayabilir miyiz? Evet m cinsinden bulabiliriz. Zaten bize de m sorulmuş. Oradan soruyu çözebiliriz diye düşünüyorum. Hemen deltamızı hesaplayalım. b kare eksi 4 ac'den. 2m'nin karesi 4m kare. Eksi 4 çarpı m çarpı eksi 15 demiş olacağız. Bakın burası bize 60 m'yi verir. Demek ki 4 m kare eksi pardon artı 60 m'nin kare kökü diyeceğiz arkadaşlar kök delta dediğimiz için. Bunu da mutlak a ile oranlayacağız. Burada a dediğimiz sayı x karenin kat sayısı m'dir. Kollar yukarı doğru olduğu için m'nin pozitif olduğunu biliyoruz. Yani biz buraya doğrudan buraya m yazabiliriz. İşte bu oran bize kaçı veriyormuş? 8'i veriyormuş arkadaşlar. İçler dışlar yapıp her iki tarafın karesini alırsak 4 m kare artı 60 60 m'nin bakın burası 8 m gelir karesini aldığımızda bize 64 b kareyi vereceğini söyleyebiliriz. Buradan 60 m eksi 60 m kare eşittir 0 gelir. 60M parantezinde 1 eksi M eşittir 0 olur. Buradan M'mizin ya 0 olacağını ya da 1 olacağını söyleyebiliriz. E, M'miz 0 olsa ikinci dereceden bir fonksiyon olmaz, parabol olmaz. Dolayısıyla M için alacağımız değerin A şıkkı 1 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Hem de şu özelliğimizi hatırlatmış oluruz burada. Arkadaşlar karekök yayınlarından devam edelim. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı px eşittir 4x üzeri 5 artı 6x eksi 10 polinom fonksiyonu için verilen ifadelerin hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi bakın buradaki fonksiyonumuz polinom fonksiyon. Verilen özellik ise bize çift fonksiyon özelliğini söylüyor. Her eleman için p x eşittir p(x) bize fonksiyonumuzun çift fonksiyon olduğunu söyler. Ama baktığımızda polinom fonksiyonlarda çift fonksiyon olması için şu kuvvetlerimizin çift sayı olması gerekir. Burada sabit terimimiz var. Onun yanında x üzeri 0 var. Burası çift ama şuradaki x üzeri 1 ve x üzeri 5'in bu durumu bozduğunu, bunların tek fonksiyon özelliği taşıdığını söyleyebiliriz. Hem tek olan hem çift olan birleştin. De ne tek ne çift fonksiyonun geleceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla birinci özelliğimiz sağlanmamış olacaktır. Yani x yerine değer vererek de görebiliriz. Örneğin biz 1 verdiğimizde P 1in kaç çıktığını görüyoruz. 0, eksi 1 verirsek, eksi 1 yazdığımızda da eksi 20 geldiğini görüyoruz. Bakın bu ikisi birbirine eşit olmadı. 1 için bu durum sağlanmadığından bunun her zaman sağlanamayacağını söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinciye bakalım. 1'e 1'dir demiş. Bence 1'e 1'liğini arkadaşlar türev üzerinden yorumlayabiliriz. Bakın buradaki fonksiyonun türevini alırsak, P türevi x dersek 5 kere 4'ten 20 çarpı x üzeri 4 artı 6 gelecektir türev fonksiyonumuzda reel bir kökün gelmediğini görüyoruz. Türev fonksiyonumuzda zaten bakın burası 20 çarpı x üzeri 4 buranın büyük eşit 0 olduğunu biliyoruz. Bunu 6 eklediğimizde de bu ifademizin büyük eşit 6 geleceğini söyleyebiliriz. Demek ki bizim türevimiz 6'dan büyük eşitmiş. Yani daima pozitifmiş. E bizim türevimiz pozitifse türevimizin tablosunu yapsak her zaman pozitif geleceği için asıl fonksiyonumuzda daima artan bir fonksiyon olacağını söyleyebiliriz. Daima artan bu fonksiyon arkadaşlar şöyle eksi sonsuzdan gelip artarak artı sonsuza kadar gitmiş olacaktır. Dolayısıyla bu fonksiyonun ne geleceğini söyleyebiliriz. Birebir bir fonksiyon geleceğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar ikinci ifademizin doğru olduğunu söylemiş oluruz. Üçüncüye baktığımızda grafiği x eksenini yalnızca bir noktada keser demiş. Bunun da doğru geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü bizim fonksiyonumuz eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza doğru gidecek. Yalnızca bir noktada x eksenini keserek ilerlemiş olacak. Çünkü biz daima artan bir fonksiyon olduğunu söylemiştik fonksiyonumuzun daima artan bir fonksiyon. Ne yapacaktır arkadaşlar bu polinom fonksiyon? Tabii ki her daima daima artan fonksiyon x eksenini yalnız bir noktada kesmez. Örneğin bir üstel fonksiyon olsa x eksenini hiç de kesmeyebilir. Üstel bir fonksiyon x eksenini kesebilir ama hiç kesmeyebilir. Buradaki polinom fonksiyonu olduğu için bakın burada x üzeri 5 var. x'e eksi sonsuz verirsek eksi sonsuza gidecektir. Artı sonsuz verirsek artı sonsuza gidecektir. E, bir e, e, Daima artan olduğu için de hiç şöyle dönmeler yaşamadan arkadaşlar doğrudan eksi sonsuzdan gelip artı sonsuza gitmiş olacaktır. Bunu yaparken de x ekseni zaten bir noktada kesmelidir. Arkadaşlar hatta biz bir verdiğimizde sıfır geldiğini görmüştük. O kestiği noktanın da bir olduğunu, bir apsis nokta olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü ifademize doğru gelir. Baktığımızda 2 ve 3'ün doğru geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar karekök yayınlarından güzel bir soruyla devam edelim. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f kare x eksi 6 fx küçük eşittir 0 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Hemen eşitsizliğimizi düzenleyelim. Şöyle fx parantezine alırsak fx parantezinde fx eksi 6 küçük eşittir 0 elde etmiş oluruz. Bence ya fx sıfırdan büyükken fx eksi 6 sıfırdan küçük olmalı ya da fx sıfırdan küçükken fx eksi 6'mızın sıfırdan büyük olması gerekir. Arkadaşlar Tabii sıfır eşitlik olan durumları da unutmayacağız. Gelin şöyle yapalım. fx büyük eşittir 0 olsun. Bu durumda fx eksi 6 küçük eşittir gelsin 0. Bu bize fx'in küçük eşit 6 olduğu durumları vermiş olur. Demek ki biz fx'imizin 0'dan büyük ama aynı zamanda 6'dan küçük olmasını istiyoruz. fx'imizin sıfırdan büyük olduğu yerlere bakarsak örneğin 6'nın sağının geldiğini görüyoruz. Sıfıra eşitlik var. 6'yı da dahil edebiliriz. Hemen çözüm kümemize bir kere 6'yı yazalım. 6'nın sağ tarafına baktığımızda zaten fx'imiz artarak gidiyor. Burada hep sıfırdan büyük olduğunu görüyoruz. Ama üst sınırımızda 6'ydı. 6 Altı veya 6'dan küçük olmalı. Tam 9 verdiğimizde 6'ya ulaşmışız. 9'u geçince 6'dan büyük değerler elde ediyoruz. O zaman biz burada 9'a sınırlayacağız çözüm kümemizi. 6'dan başladık. 9'a kadar olan bütün aralığı alabiliriz. Tam sayılardan bahsettiği için 6'nın yanına 7, 8, 9'u yazabileceğimizi söyleyebiliriz arkadaşlar. Yine fx'in 0'dan büyük olduğu şu aralığa baktığımızda eksi 2'den 2'ye kadar tüm aralıkta 0'dan büyük 6'dan küçük olmasını istiyoruz. Zaten üst sınırımız burada 3 olarak verilmiş. Demek ki bu aralıktaki bütün değerleri de alabiliriz. Tam sayı olanları alacağız. 0'a eşitlik verenleri de alacağız. Eksi 2 ve 2'yi de alabileceğimizi söyleyebiliriz. O zaman buradan da eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2'nin geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci kısma bakalım. fx küçük eşittir sıfır olsun istiyoruz. Bakın şuraya bakıyorum. Aynı zamanda fx eksi 6 büyük eşittir sıfır olsun istiyoruz. Buradan fx büyük eşittir ne gelecektir? 6. Bakın hem fx sıfırdan küçük olsun demişiz hem de 6'dan büyük olsun demişiz. Bu ikisi aynı anda mümkün olamayacağı için buradan herhangi bir çözümün gelemeyeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Tüm çözümler şu elimizdekilerdir. Sadece bize verilen bu eşitsizliği buradaki tam sayılar sağlar. Bize bunların toplamı sorulmuş. Şunlar zaten birbirini sıfırlar. Bunları topladığımızda da 9, 6 daha 15, 7, 8 daha 15, 15 çarpı 2'den aradığımız tam sayı değerler toplamının 30 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar 3D yayınlarından güzel bir soruyla devam edelim. Aralarındaki farkın 32 olduğu iki tam sayının ardışık tam sayılar haline gelmesi için küçük olan 2 kat arttırılıp büyük olan 5 azaltılmalıdır. Buna göre sayılarından hangileri büyük olan sayının rakamları toplamı olabilir diye sorulmuş. Aralarındaki farkın 32 olduğunu biliyoruz. Birine x dersek bir diğeri x artı 32 gelecektir. Burada dikkat edeceğimiz husus 2 kat arttırma hususudur. Elimizde y diye bir değer olsun biz bunu 2 kat arttırırsak yani y'nin 2 katı olan 2 y'yi buna eklersek 3 y'ye ulaşacağımızı sayımızı 3 katına çıkaracağımızı görmemiz gerekir. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi biz bunları ardışık yapmak için küçük olanı 2 kat arttırmak istiyoruz. Yani x'imizi buradaki y'yi yaptığımız gibi 3x'e çıkartmak istiyoruz. Diğerini de 5 azaltacağız. x saat 32'den 5 çıkartınca x saati 27'ye düşmüş olacağız. Bu durumda bunlar ardışık sayılar oluyormuş. Bence burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Eğer bunlar ardışık sayıysa ya soldaki sağdakinden bir fazla ya da sağdaki soldakinden bir fazla olacaktır. Örneğin 3x x artı 27'den 1 fazla olsun. O zaman 3 xten 1 çıkartınca bize x artı 27'yi verir. Buradan 2x eşittir 28'den x'imiz 14 gelmiş olur. Ya da x artı 27 bir fazladır. O zaman 3x'e 1 ekleyince bize x artı 27'yi vermesi gerekir. Buradan 2x eşittir 26'dan x'imizin 13 geldiğini görmüş oluruz. X'imiz 14 ise arkadaşlar hani büyük olan sayı demiş ya en baştaki hallerinden bahsediyor. 14 artı 32'den büyük sayımız 46 gelecektir. X'imiz 13 ise yine büyük sayımız 13 artı 32'den 45 gelmiş olur. 4 artı 6 10 yapar büyük sayının rakamları toplamı onu verir bize. 4 artı 5 9 yapar 9'u verir. O zaman aradığımız cevap 2 ve 3 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar yine 3D yayınlarından güzel bir sorumuzu sizler için çözmeye çalışalım. Kapılarının kırmızı ile gösterildiği aşağıdaki daire krokisinde salonda bulunan cennet en kuzeyde bulunan odaya doğru hareket etmektedir. Bulunduğu odada yönünü kuzeye çeviren cennetin soldaki kapıyı kullanma olasılığı %60, sağdaki kapıyı kullanma olasılığı %40'tır. Buna göre cennet iki kapıdan geçtiğinde yatak odasına girmiş olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar... Cennet salonda bulunuyor ve e, ne, ne, demiş burada bakın e, en kuzeyde bulunan odaya doğru gidecek yani yatak odasına doğru gidecek. Burada e, bulunduğu odada demiş yönünü kuzeye çevirdiğinde yani şu şekilde baktığında cennetin soldaki kapıyı kullanma olasılığı %60 sağdakini kullanma olasılığı %40. Öncelikle salondayız bakın zaten tam burada olduğumuzu düşünürsek ya şu taraftan gideceğiz ya da bu taraftan gideceğiz. Yani ya solu seçeceğiz ya sağa seçeceğiz. Diyelim ki solu seçmiş olsak. Solu seçme olasılığımız kaçmış arkadaşlar bakın %60. Yani biz solu seçip %60 olasılıkla çocuk odasına gidebiliriz. Hemen şuraya %60'ımızı yani 60 bölü 100'ümüzü yazmış olalım. Çocuk odasına geldikten sonra karşısında yine iki seçenek var. Ya soldaki kapıya gidip verandaya çıkacak ya da sağdaki kapıya gidip yatak odasına çıkacak. Biz yatak odasına çıkma ihtimalini arıyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla sağdakini tercih ettiğini düşünelim. Sağdakini tercih etme olasılığı %40 olduğu için %60'dan sonra ikisi üst üste gerçekleşeceği için arkadaşlar çarpı Karpı %40 %40'ı da bunun yanına yazmamız gerekir. İlk durumumuz bu. Ama şu da olabilirdi. En başta sol tarafı tercih etmeyip önce sağ tarafı tercih edebilirdik salondayken. E yine buradayken sağ tercih etme olasılığımızın %40 olduğunu görüyoruz. 40 bölü 100 dedik. Hemen bunun yanına misafir odasına geldikten sonra yine biz yatak odasına gitmek istiyoruz. Bu sefer sağ tarafımızda veranda sol tarafımızda yatak odası var. Biz solu seçmek istediğimiz için ve solu seçme olasılığımız da daima %60 olduğu için bunun yanına yine 60 bölü 100'ü yazmamız gerekir. İster bu olsun ister bu olsun bize istediğimizi verecektir. Onun için bundan arasında ne koymuş olacak? toplama işaretini koymuş olacağız. Şuradan %24 gelir, buradan %24 gelir. Aradığımız olasılık da %48 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabın C'ye gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur arkadaşlar.